Merhaba, İyi Halk'tan kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere doğru diyafram nefesi nasıl alınır, bir nefeste ne kadar uzun süre konuşulabilir ve bunu geliştirmek için nasıl bir çalışma izleyebileceğinizden bahsedeceğiz. Diyafram kası akciğerlerin altında yer alır. Bu kasın en büyük görevi vücuda alınan havanın akciğerlere ulaşmasını sağlamasıdır. Normal nefes aldığımızda akciğerlerin tam kapasitesi kullanılamaz. Diyafram nefesinde ise diyafram kası tam çalışmakla beraber akciğerlerin verimliliğini arttırır. Doğru nefes kullanımını anlatmadan önce diyafram nefesinin faydalarından biraz bahsedelim isterseniz. Diyafram nefesi kalp ritminin düzene girmesini sağlar. Kan basıncının yani tansiyonun düşmesinde yardımcı olur. Cildin tazelenmesini sağlar. Düzenli bir şekilde diyafram nefesi almak stresi azaltır ve sakinleşmeyi sağlar. Karın kaslarınızı güçlendirir. Vücudun direncini arttırır. Peki bu diyafram nefesi nedir? Diyafram nefesi göğsümüzün ve omuzumuzun hareket etmediği sadece karnımızın şiştiği nefestir. Yani örnek olarak göstereceksem. Bu şekilde bir nefes alma yoktur. Birkaç deneme yaptığınızda karın boşluğunuzda yanma ve ağrı hissedebilirsiniz. Bu yaşanıyorsa bilin ki doğru yerdesiniz. Diyafram nefesini verdikten sonra baş dönmesi yaşanabilir. Bunun için denemelerinizi hem oturarak hem de yatarak yapmanız daha iyi olacaktır. Şimdi sizlerle adım adım nasıl doğru nefes alabileceğinizi göstereceğim. İlk önce rahat edebileceğiniz bir yere oturun veya uzanın. Bir elinizi karnınızı, diğerinizi göğsünüze koyun. Her zaman nefes aldığınız gibi 3 kez derin nefes alın. Bu nefes sizi hazırlayacaktır. Göğsünüzdeki elin ne kadar hareket ettiğine dikkat edin. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın. Burnunuzdan nefes alırken göğsünüzden ziyade karnınızın nefesle dolduğundan emin olun. 6 saniye boyunca ağzınızdan tüm nefesinizi verin. 2 dakika boyunca bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin. Şimdi sizlerle beraber herkesin çoğu zaman önerdiği 4-8-16 tekniğini uygulayalım. 4 saniye nefesimizi alacağız, 8 saniye tutacağız ve 16 saniyede ciğerimizi boşaltacağız. Sizlerle beraber bu tekniği uygulayalım. Yukarıda sağımda görmüş olduğunuz kronometre şimdi başlıyor. Elimizi karın boşluğumuza, diğer elimizi göğsümüzün üstüne koyuyoruz. Başlayalım. Burada önemli olan nefesimizi şeklinde vermek değildir. Bu tekniği ilk denemede yapamayabiliriz. Fakat bir hafta boyunca tekrar ederek düzene oturduğunu gözlemleyebilirsiniz. İyi Halk Doğa kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, fikir ve görüşlerinizi aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Farklı içeriklerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.